Evimizde tarih sohbetimizin 13.sü ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. Bu uygulamanın belgesi de burada. Bu belge Osmanlı Devleti döneminde hayvanlara verilen hakları gösteren bir belge. Vahdet bu belgeyi Osmanlı Arşivinde yaptığı çalışmalar sırasında buluyor ve gerçekten ilginç bir belge. Şöyle yaklaştırarak göstereyim. Aslında buradan tam okunamayabilir ama çok çok önemli bir belge. Evet, nedir bu belgenin önemi? Onu anlatabilir misin? Bu Osmanlı döneminde yapılmakta olan bir uygulamadan söz ediyor. Çok enteresan geldi bana. Gerçi ben bunu bulalı yıllar oldu. Evet. Bazı yazılımdan da söz ettim zaten. En azından kitabımda da yer vermiştim ama bunun genel anlamda geniş bir kitle tarafından bilinmesi de çok önemli çok olduğunu önemli. Düşünüyorum. Evet. O yüzden şimdi bugünkü konumuzu buna ayırdık. Çünkü hayvan hakları konusunda çok ileri seviyede bir uygulama var burada. Yani günümüzde dahi ördüğüne rastlayabiliriz. Tarih kaç? Yani yıl olarak onu şimdi bir söyleyelim. 1856, belgenin tarihi 1856. 1856 tarihi. Evet. Ve şimdi olayı açtığımız zaman şunu göreceğiz. Yani dünya tarihinde böyle bir şey yok. Yok. Yani böyle bir uygulama başka bir ülkenin, herhangi başka bir ülkenin tarihinde böyle bir uygulamaya rastlamak mümkün değil. Dolayısıyla bu çok önemli. Şimdi içeriğine geleceğiz. Bir sadaret tezkeresi bu aslında. Sadaret tezkeresi. Yani Sadrazam bu 1856 yılı itibariyle Sadrazam Ali Paşa. Ali Paşa, evet. Şehremaneti'ne bir yazı yazıyor. Şehremaneti belediye mi? Belediye, evet. Belediye anlamına geliyor. İstanbul evet. Belediyesi bir yazı yazıyor. Bu yazıda işte sözüne ettiğimiz olaya değiniyor ve uygulamaya değiniyor. Şimdi aslında ben şöyle, çok da uzun değil aslında. Çok birkaç satırlık ne yazıyor burada? Evet, birkaç satırlık bir belge olmasına rağmen muhteva muazzam. Evet. Şimdi önce bir şey yapalım. Şöyle kısaca ben bir okuyayım, sonra da olayı açacağız. Şimdi diyor ki Ali Paşa, beyana hacet olmadığı üzere beygir hamallarının cuma günleri tatil eylemeleri ve beygir eshabının beygirleri yükten hali olduğu halde üzerlerini bilmemek üzere semerleri üzerine demir çiviler mıhlattırmaları adeti kadimeden iken bir müddetten beri bu usule kademi riayetle hem cuma günleri tatil etmemekte ve hem de beygirleri yükten hali olduğu halde eshabı üzerlerine binerek bir takım çoluk çocuğu çiğnettirmekte olduklarında bu ise layıksız şey olarak tecviz olunamayacağından badesin bunların cuma günleri tatil ederek semerleri üzerine dayı çivi muhlattırmalarının ekiyle beygir hamallarıyla sair bu makule beygir ile ekmek ve sebzevat nak eden esnaf ketüdarlarının tembihatı lazıma icrası diyor. Yani 1856 yılında Osmanlı Devleti yük hayvanlarına böyle bir hak tanıyor. Hak tanımış, evet. Müthiş bir şey. Bu tabii öteden beri olan bir hak. Bir de öncelikle şunu da söyleyeyim. Tabii o dönemin Türkçesi aslında birçok kelime de anlaşılıyor. Tabii ki. Yani onu da söylemek lazım. Yani eski Türkçe dediğimiz işte bir Osmanlı arşiv belgesinden bir metin okudum. Ve çok da şey değil, sıkıntılı değil anlamı açısından. Şimdi olay çok enteresan. Çünkü Osmanlı Devleti yük taşıyan hayvanlara haftada bir gün resmi tatil ilan etmiş. Peki nedir bu yük taşıyan hayvanlar? Biz sembolik olarak evimizdeki evet, bu eşek biblosunu da buraya koyduk. Evet. Bunun gibi işte. Burada daha çok beygir üzerinde şey yapmış. Beygir, yani, at böyle eşek bunlar. Evet. Katır. Evet bunlar. Yani işte yük taşıyorlar bunlar. Ne taşır? İşte odun taşır, sebze taşır. Yani o dönemde İstanbul şehir içinde işte daha çok da arabaların girmediği yerlere yani böyle dar, yüksek, yokuşlu yerleri düşününce yani hayvanların aslında ne kadar da zorlandığını tahmin edebiliyorum yani. Yani esnafların da en çok işte yük taşımasında yardımcı olan hayvanlar. Şimdi uygulamaya baktığımızda şimdi deniyor ki haftada bunların bir gün resmi tatilleri var, çalışmayacaklar. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı Devleti döneminde yük taşıyan hayvanlara haftada bir gün tatil izni veriliyor. Ve bu tatil iznini de koruyacak önlemleri almak için yasa mı çıkartıyor diyelim ona? Belge. Şimdi bu bir zaten adeti kadime deyince şunu da görüyoruz ki bu aslında yüzyıllardan beri uygulanıyor zaten. Yüzyıllardan beri
Cuma günleri evet. hayvanlar resmi tatil yapıyor. Yani çok güzel. O yüzden diyorum işte ya dünya tarihinde bunun örneği görülebilir mi? Yani dünya tarihine baktığımızda daha insanlar haklarına 2. Dünya Savaşı'ndan sonra evet. doğru düzgün Birleşmiş Milletler sayesinde hak ve özgürlüklerine kavuşmaya başladı. İşte dünyada bir daha savaş olmasın, insanların gibi. Hakları korunsun gibi. Yani 1945'li yıllarda 20. yüzyılda biz ancak insan olarak haklarımıza sahip olabiliyoruz. Bu gösterdiğim belge 19. yüzyılda yani 1856'da ve geriye doğru gidilerek düzenlenmiş bir belge. Son haliyle bu şekilde yazılmış herhalde. Hayvanların haklarını koruduğunu evet. düşünüyor. Yani görebiliyoruz burada. Düşünebiliyor musunuz? Yani gerçekten müthiş bir uygulama. Yani bu işte o yüzden bunu konu etmeyi tercih ettik. Çünkü şimdi bir de şu var tabii ki. Şimdi bu 1856 yılında niye gündeme geldi? Çünkü bir takım suistimaller olmuş. Evet. Yani suistimaller dolayısıyla böyle bir yazışmaya sebep oluyor. Aslında yani belki de mesela ne yapıyor? Cuma günü tatil yapıyor ya hayvan. O gün binek amaçlı da olarak kullanmayacak yani. Belki diyor ki yük hayvanına cuma günleri tatil günü yük taşıtmayacaksın ama aynı gün üstüne de binerek herhangi bir yere gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin evet. Dolayısıyla o anlamda şey olmuş, suistimal olmuş. İşte cuma günleri mesela binek amaçlı olarak kullanılıyormuştu. Bir de şimdi uygulamanın diğer enteresan yönü de mesela bunlar yük taşıyorlar. Semerlerin işte iki yanında yükleri var. Şimdi yük taşırken hayvanın sahibi semere oturmasın diye bir de o semere demir çivi mıhlattırıyor ki o trakyanı oturmasın diye. Şimdi olağanüstü şeyler. Gerçekten müthiş bir uygulama. Bu derece ince düşüncelerle böyle hayvan hakları açısından bu meselelerin düşünülmüş olması ve dolayısıyla nedir? Şimdi Ali Paşa diyor ki bunu biz yüzyıllardan beri uyguluyoruz ama son zamanlarda bir takım örneklerini gördük. Bu adeti kadimemizden sanki bazıları uymuyorlar. İşte binek amaçlı olarak da kullanıyorlar. Dolayısıyla belediye tembih ediyor. Diyor ki bütün esnaf ketüdalarına söyleyin. Tembihatı lazım ediyor işte. Hı hı. Söyleyin. Takibini yapın. Evet. Bu şeyden vazgeçsinler. Yani cuma günleri bu hayvanların tatil yapma hakkıdır. Dolayısıyla cuma günleri bunu binek amaçlı olarak da kullanmasınlar şeklinde bir şeyde uyarıda bulunmuş. Dolayısıyla bir yazışmaya vesile olmuş. Hı. Belki de böyle bir olay yaşanmasaydı bizim hiç haberimiz olmayacaktı. Çünkü belge düzenlenmeyecekti. Tabii böyle bir belge düzenlenmeyecekti. Belge olmayacaktı. Ve çünkü bu tabii ki o dönemler için çok geçerli. Çünkü hayvanlar ulaşımın bir aracı. Evet. Hem yolcu taşıma anlamında hem yük taşıma anlamında. Ama sonra giderek tabii ki motorlu araçlar şeyin yerini aldığı için, hayvanların yerini aldığı için sonra bu unutulması ihtimali çok fazlaydı. Evet. Dolayısıyla bu belge bize bunu göstermiş oldu. Yani şunu söyleyebiliriz. Biz öyle bir tarihimiz var ki veya bizden önce gelen insanlar o derece anlamlı uygulamalar yapmış ki hayvanlara resmi tatil ilan etmiş bir ülkenin bugün devamıyız. Müthiş bir şey. Yani bu insanlara da ne kadar çok önem verdiğini de aslında gösteriyor. Aklıma gelmişken bu belgeden yola çıkarak mesela bizlerin mezarlıklarımızın mutlaka işte mermerler yapılırken ayak kısmına ya da işte mezar taşının üst taraflarına boşluklar bırakılır. Böyle bardak gibi ya da bir şey bırakılır. Oraya su doldurulur. İşte kuşlar, kuşlar buradan su içsin diye. Aynı zamanda kuş evleri var. Var, evet. Yani kuş o kuş evleri de onların barınmaları için. Barınmaları için, karınlarını tabii. doyurmaları için. Yani çok genel önemli. Anlamda zaten genel anlamda hayvan hakları ile ilgili mesela sürekli zaten evet. şey döneminde işte padişahların uyarılarını görüyoruz. Hı hı. Fazla yüklemeyin hayvanlara evet. şeklinde. O tarz uyarılar oluyor. İşte mesela sokak köpekleri evet. rahat rahat dolaşırlar. Özellikle yabancı yani... seyyahların en çok yadırgadıkları şey odur. Tabii sokakta köpekler işte dolaşıyorlar veya yatmış güneşleniyor falan böyle. Onlar çok yadırgıyorlar tabii bu şekilde. Çünkü birçok yabancı böyle seyyahın anılarında bunu şey yapmak mümkün. Yani dolayısıyla böyle hayvanların bu şekilde değer verilmesi önemli. Ama onun da üzerinde tabii resmi tatil ilan etmek bu bambaşka bir bambaşka şey. Yani gerçekten dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir uygulama. Ben bu konuda devletimizi gerçekten kutluyorum, Osmanlı Devleti'ni. Günümüzde de bakıyorum mesela şu anda sokak köpeklerinin kulaklarında küpeler var.
O küpeler onların aslında aşılandığının ve aşı takibinin yapıldığı anlamına geliyor. Yani demek ki hayvanlara karşı olan sevgimiz bizim ta tarihimizden beri devam eden bir süreç. Evet, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yani şimdi buradan yola çıkarak şunu da söylemek istiyorum tabii ki. Şimdi bu çok hoş bir örnek. Evet. Hoş bir örnek. Sadece bizim ülkemize mahsus bir örnek. Dolayısıyla tarihimizde bu tarz böyle güzellikleri, zenginlikleri öne çıkarmalıyız. Evet. Ve dolayısıyla şey yerine, yani geriye doğru bakarken böyle bir nefretle bakmak yerine sevgiyle bakmak lazım. Bu şu anlama gelmiyor. Yani hiçbir yanlışı görmeyeceğiz anlamını taşımaz bu. Tabii ki. Tabii ki yapılan hataları göreceğiz, yanlışları göreceğiz, ona göre ders çıkaracağız falan. Ama diğer taraftan da böyle çok önemli güzellikler var. Bunları bildiğimiz oranda işte hem geçmişimizi övüneceğiz hem de geleceğimizi ona göre tabii ki inşa edeceğiz. Bu açıdan bu belgeyi çok önemsediğimiz için, uygulamayı da çok önemsediğimiz için konu aldık. Evet, bugünkü konumuz hayvan hakları ile ilgiliydi. Dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir uygulama. Osmanlı Devleti bunu başarmıştır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.